Koskoca ev için 15 bin lira verdiler. Arsası bile daha fazla eder. Elinizi vicdanınıza koyun da siz karar verin. 10 bin liraya alacaklardı evimi. Şaka mı ediyorsun? İşte teklif mektubu kızım. İnanmazsan al bak. Ayhan Bey olmasaydı almışlardı evimi. Sen onları bilmezsin kızım. Korkudan evimi satacaktım. Ayhan Bey mani oldu. Allah razı olsun. Çok iyi insan. Verdikleri paraya tavuk kümesi bile alınmaz. Oğlum fabrikasında çalışırdı. Evi satmayınca işten bile çıkarttılar. Olur mu böyle vicdansızlık? Ne bileyim, onlara satmazsam 10 parası sokakta kalırmışım. Bizimkisi de can. İşimizden gücümüzden olduk hanım kızım. Ümitsizlik içinde çırpınıyoruz. Çok hızlısın maşallah. Ama yazdıkların babamın hoşuna gitmeyecek. Bırak budalalığı. İnandın mı o numaralara? Teker teker bütün ev sahipleriyle görüştüm. Ne çıkar? Hepsini Ayhan satmaktan alıkoymuş. Sebebi basit. Babamla pazarlıkta uyuşamamış. Çok kötü niyetlisin. Hah. Babam biraz kesenin ağzını açsa ne koruduğu insanlar kalır ne de namus numaraları. Kuzu gibi alır paraları. Alma. Onu çok kısa zamandır tanıyorum ama Buran beni hiç aldatmadı. Onun gibi insanlar parayla satılmazlar. Ya satılacağını ispat edersem? O zaman insanlara olan güvenim kalmaz. Bütün dünyam yıkılır. Görüşürüz canım. Hı? Nasıl? Şöyle, biraz çarpık oldu ama. O kadar kusur kadı kızımda da bulunur. Bir masa, 4 iskemle, bir tahta dolap ve birkaç tane de dosyam var. Şimdilik tek noksanım müşteri. O da gelir. Geliyor gelmesin ama hepsi bedavacı. Şöyle bir paralısını göremedik bugüne kadar. Açılış hediye. Nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. 300, 400, 500. İlk kazancım ıslatmalı bunu. Ama her kazandığını hemen yemeye kalkarsan. Bu önemli olay yahu, yürü. Bak, 10 liradan fazla harcatma. Sen de tıpkı Ayhan gibisin. Gösterişten hoşlanıyorsun. Ne gösterişi? Gösteri işte. Ayhan o gece karşısında beceriksiz ve aciz bir adam buldu. Parayı yüzüne vurarak namus gösterişi yaptı. Sen de karşında aciz bir kız var sandın. Aşk gösterişi yapmaya kalktın. Yanlış anlama. Senden hoşlanıyorum. Hem de çok hoşlanıyorum. Ama benim seveceğim erkek değilsin. Peki nasıl bir adam olmam lazım beni sevmen için? Her şeyden önce erkek olman lazım. O gece Ayhan'ın ağzının içine bakıyordun. Kendini rüzgara kaptırmış bir yaprak gibi bırakmıştın elinde. Önünde bir servet, bir hazine akıp gitti ve sen baka kaldın. Bize inananları mı sassaydın? Bak hala Ayhan'ın laflarıyla konuşuyorsun. Kimmiş bu insanlar? Bir sürü aciz, beceriksiz, cahil insan. Hayattan hiçbir şey beklemeyen, ömürlerini tüketmiş adamlar. Ama sen öyle misin? Her anı, her saniyesiyle yaşanacak bir ömür var önünde. Nedir bu hayattan beklediğin? Önce eşim, sonra beni sevecek, anlayacak bir kız. Ufak bir yuva, çocuklarımla, sevdiğim kızla geçireceğim namuslu bir hayat. Başka ne isteyebilirim ki? Para. O mühim değil. Niye güldün? Hiç, acaba diyorum. Acaba ne? Acaba o gece sana teklif edilen paranın birkaç mislini önüne koysalar... Gene böyle düşünür müydün? O kadar paraya mukavemet edebilir miydin? Bilmem. Bana inanmıyorsun değil mi? İnanıyorum tabii ama bütün ümitlerini bize bağlamışlar. Anlamıyor musun? Ellerine geçecek parayla başka bir ev alırlardı. İleride oraları çok para edecek. O insanlar ne yapacaklar parayı? Ömürleri boyunca bir gün bile yaşamamış. Soluk, cansız, hatırasız bir sürü insan. Ama sen öyle misin? Hani binliklerden tepeler kuracaksın, hepsini harcayacaksın günler. İstediğin binlikler ayağına geldi ama sen almasını bilemedin. Yeter!
Ne bileyim, Ayhan. Ayhan, Ayhan, Ayhan. Namus gösterişi yapan bir sahtekar. Sizin sırtınızdan şöhret yapmış kendine. Beraber mücadele etmişsiniz, parsayı o toplamış. Bir gün hepinizi sattığını işitirsem hiç şaşmam. Söyle bakalım. Ne yapmamı istiyorsun? Sadece bana inanmanı. Bilmem. Rüyadaki bir adam gibisin benim için. Tıpkı bir masal kahramanı. Elimi uzatınca tuttuğum altın kalpli, saf, temiz bir masal kahramanı. Gene de inanmıyorsun. Bilsen ne kadar istiyorum söylediklerinin gerçek olmasını. Ama korkuyorum. Benden mi? Kendimden. Kendinden mi? Niçin? Aptal. Üniversiteleri bitirmesini, yüzlerce kişiyle boğuşmasını öğrenmişsin. Bir kızın kendimden korkuyorum demesindeki manayı öğrenememişsin. Ahbap, susadınız galiba. Ne istiyorlar bunlar? Hiç. Sadece sizi bizim köşke kadar götürecekler. İyi bir iş teklifi görüşmek için. Ne görüşecekmişiz? Bazı tekliflerimiz olacak. Sizin gibi genç ve hayattan çok şeyler bekleyen birini ömrü boyunca zengin ve kuvvetli yapmaya yeter bazı teklifler. Şimdi olmaz. Hanım var yanımda. Küçük hanım, yabancımız değildir. Selma, nereden tanıyor seni? Aileden, Selma kızımdır. Kızınız mı? Babacığım, nedir teklifin? Pek söylemesini beceremeyeceğim galiba Hülya. Ben, yani seni tanıdıktan sonra çok düşündüm. İkimiz hakkında. Gerçi uzun zamandır tanışmıyoruz ama çok şeylerimiz müşterek. Sonra... Benden evlenir misin? Ama beni hiç tanımıyorsun. Tanıdığım Hülya, dünyada aradığım, bildiğim, sevdiğim tek kız. Ya ben senin bildiğin kız değilsem? Ya... Yoksa beni sevmiyor musun? Dünyalar kadar seviyorum ama... Bilmediğin, şimdi öğrenmeni istemediğim bir sır var hayatımda. Sır mı? Namussuzluk mı ettin? Yoksa hırsız, katil, dolandırıcı mısın? Ne olur beni anlamaya çalış sevgilim. Yemin ederim, dünyada sevdiğim tek erkek sensin. Ama sana her şeyi gönlümce anlatacağım güne kadar sabret. Ne zaman gelecek o gün? En çok bir hafta sevgilim. İktisatlı mısın delikanlı? Bitirince ne yapacaksın? Çalışacağım. Ticaret falan? Kısmet. İnsan kısmetini kendi yaratır. Ve böylece asıl mevzumuza gelmiş oluyoruz. Aferin, çok zekisin. Öyle derler. Tabii benim gibi zeki bir gencin bir takım insanları korumak bahasına kenarda köşede çürümesi yazık. Halbuki teklifinizi kabul edersem... Evet, devam et, hoşuma gidiyorsun. Teklifinizin parayla ölçüsünü söyleyin de benim de hoşuma gitsin.
Kamil Bey söylememiş miydi? Ha, 300 bin liradan bahsettiydi. Üçümüz arasında paylaşılmak üzere. Bu vaziyete göre değişir. Yani? Yalnız sana da olabilir. Otomobilimin anahtarı. Mahallene kadar yayan yürüme. Yarın tekrar görüşürüz delikanlı. İyi geceler. Bana ikram etmeyecek misin? Söylemeyecek misin sırrını? Yalvarırım, bir şey sorma bana. Zarar yok, beklemesini bilirim ben. Ayhan, ben...